İçtihat kapısı kapalı mı değil mi falan diye bir mesele var ya. Usul konusunda içtihat kapısı kapalıdır arkadaşlar. Bunu her yerde altını çizerek söyleriz. Yani Allame-i Cihan bile olsan usul konusunda getireceğin bir şey yoktur. Ancak geçmişin mukayesesini yaparsın, geçmişi tekrar edersin, geçmişi biraz daha güzel anlatmak için yeni bir uslup bulabilirsin. Budur, budur, budur. Fakat ikisini karıştırmayalım. Bu usule uygun olarak yeni çıkan meselelere cevap verme şeklindeki içtihat kapısı kapalı değildir. Bu ikisini birbirinden ayıralım. Eğer usule dayalı olarak furu dediğimiz meselelerde de içtihat kapısı kapalı olsaydı, şimdi yeni çıkan bir mesele hakkında hiç kimsenin konuşamaması gerekirdi. Ama yeni çıkan meseleler hakkında herkes aklı erdiği kadar bir şey söylüyor. Şöyle bir örnek vereyim. İbn-i Abidin diye bir alimimiz var. Hanefi mezhebinin okyanusu. Vefatı 1252 Hicri. 1836'lara filan denk geliyor. 36'lara denk geliyor. Onu Raddül Muhtar diye bir kitabı var. Türkçe'ye de tercümesi yapılmıştır. 16 cilt halinde. Usul kitaplarına bakarsanız İbn-i Abidin mukallitler sınıfındandır. Mukallitler, yani kendisi içtihat edemiyor, içtihat edenlerin içtihadını naklediyor. Ama bakınız, eğer siz usul ve furu ayrımını yapmazsanız bunu anlayamazsınız. Usulde kapı kapalı, furuda açık. Ve mukallit diyorsak yeni bir usul koymuyor gibi anlayın. Usul kitaplarında İbn-i Abidin mukallit alimlerden diye geçer ama mesela sigorta konusunu araştırmaya başlayın. En eski olarak sigorta konusunda söz söyleyen kişi İbn-i Abidin'dir dersiniz. Daha eskisi yok. Hadi diyelim zorladın bir iki asır daha geriye gittin. Dahası yok. Eğer furuda da mukallit gibi davranılsaydı ya da furuda da kapı kapalıdır denilseydi İbn-i Abidin'in konuşamaması gerekirdi.